Kolay gelsin diyelim. Sağ ol, teşekkürler. Adımız soyadımız nedir en önden? İbrahim Çekmen. İbrahim abi, siz? Siz? Bizim öbür Çekmenler de oğullarınız mı yoksa? Selçuklar. Maşallah ya. Tam da aklımdan da o geçiyordu. Bu işi yapsa yapsa Çekmenler yapar diyordum. Demek ki size denk geldim ya. Doğru diyen hocam, doğru. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20'den fazla hocam, 20'den fazla. 25 yıldan fazla. Kimden öğrendiniz bu mesleği? Değil mi? Evlatlar şu anda gurbette çalışıyor sanırım. Sizin gibi taş döşüyor. Evet, evet. Maşallah ya. İlk üvezli miyiz? Yok. Köyümüz nere? İki tane. Bu az önceki genç de sizden mi? Sekmen mi o da? Yok, Çekmen değil. O ayrı da. Onu da Çekmenler olarak yetiştiriyorsunuz. Çekmenlerin tarzını öğrensin diye, değil mi? Evet. Bölgemizde var yani. Maşallah. O gencin adı neydi? Ya genç, adını söyler misin? Senin adın ne? Soy isim Fatih Özcan. Evet, bu taş mesleğini nasıl öğrendiniz? Bana bir anlatır mısın abi? Öncelikle adi kaldırımdan başladık. Evet. Kırdık, büyük büyük taşlardan kırdık, ondan yaptık. Ondan sonra kağıt kalem aldık. Bunları böyle yapsak olur mu? Olur. Bir denedik, oldu. Tamam. Kağıt kalemle çizdiniz. Çizdik, ondan sonra olur mu? Olur. Başladık, ondan sonra kartal kanadı yaptık. Yani. Bunu balyozla kırarken şekil verdiniz değil mi bunlara sonra? Tabii. Murçlarla, hurçlarla. Artık ne deniliyorsa. Öncelikle öyle verdik. Bundan sonra da buna döndük. İşte burada fabrikada kesme taş yapıyoruz. Evet, ne yaptınız sonra? Burada işte kağıt kalemle bunu çizdik. Bundan olur mu? Olur. Verdikten sonra devam ettik yapmaya. Deseni kağıt kalem üzerinde verdik diyorsunuz. Evet. Aynen. Tamam. Allah razı olsun diyelim. Bundan sonra şeyine girdik. Bunu hurçuna girdik. Kursunu nerede gördünüz? Kursunu Samsun'da gördüm. Samsun'da bunun kursunu gördünüz. Ne kadar zamanda öğrendiniz? Bir günde aldık bunun detayını. Detayını öğrendiniz. Ondan sonra verdiniz böyle piyasaya. Türkiye'nin her yoluna da böyle çağrıldıkça devam ettiniz değil mi gitmeye? Samsun tren yollarını yaptım. Daha nereleri yaptınız? İzmir, Bergama, İstanbul. Sultanahmet. Maşallah. Ayasofya Meydanı'nda da aynı bu taşlardan var. Aynen ya. Fındıkzade'de biz yaptık. Fındıkzade'de. Yani Türkiye'nin birçok yerinde böyle tarihi taşlarla yapılan yerlerde emeğiniz var diyorsunuz değil mi? Evet, Allah razı olsun. Emeğimiz var. Evlatlardan da yetiştirdiniz mi aynı bu meslekte? Bunların hepsi de yapıyor. Maşallah diyelim. Hepsi de yapıyor. Evet. Oldu. Kolaylıklar diliyorum tekrar. Sağ ol. Akşamleyin yoruluyorsunuz değil mi böyle gittiğiniz zaman? Beliniz ağrıyor mu? Ağrıyor hocam, ağrıyor. Ağrımasına ağrıyor da. Yalnız dinlendirmesi de bir yok yani. Dinlenmesi dinlendiriyor diyorsun yani. Yatağa koydun mu başı? Ay maşallah. Beline yattık o ya hocam, beline. Nakış nakış da dikiyorlar ya. Döşüyorlar. Evet, bu işi yaparsa yapar, Çekmen ailesi yapar diyoruz, sülalesi. Böyle aynı zamanda köyde kaç kişi yapıyor sizden bu işi? Var, 4-5 kişi daha var. 4-5 kişi daha var. 4-5 kişi daha var. Nerede öğrenmiştiniz bu mesleği? Mesleği İstanbul'da. İstanbul'da kendimiz yetiştirdik. Kendi kendinizi yetiştirdiniz diyorsunuz. Ya bu da ayrı bir kabiliyet ya. Evet. Hadi kolaylıklar diliyorum. Genç, sana da kolaylıklar diliyorum. Neydi, Mustafa Özcan mıydı? Fatih Özcan. Ünyeli miysin? Sen de İkizcelisin. Hadi bakalım, kolay gelsin sana da. Hocam telefon numaramız da öğrendim. Belki beğenen olur. Öğrencisi buranın yolu ararlar seni.
Oldu abim, Allah kolaylıklar versin diyelim. Bu da sizden hatıra kalsın diyorum. Evet, teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Maşallah ya. Size de hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun.